Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi baget ekmek yapımını paylaşacağım sizinle. Tarifi ben Instagram ve YouTube'dan arkadaşım Nazlı'nın sayfasından aldım. O da yabancı bir kaynaktan uyarlamış. Gayet güzel, başarılı bir tarif oldu. İzlemenizi tavsiye ederim. Öncelikle unu, mayayı ve tuzu karıştırma kabına aldım. Üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kadar bal ekliyorum. Bal yoksa evde ya da kullanmak istemiyorsanız dilerseniz bir tatlı kaşığı şeker de ekleyebilirsiniz. Tarifin aslında bal var diye ben de evde varken kullanmak istedim. Ilık suyu ilave ediyorum üzerine. Ve hamurumu yoğuruyorum. Un, tuz, maya ve şeker diye düşünebiliriz. Bunların ve su, bunların ölçülerini ben size yazacağım bilgi kutusunda. Hamuru toparladım. Yumuşak, güzel bir hamur oldu. Şimdi bunu üzerine kapatıyorum. Bakın bu hale geldi hamurum. Bir 40 dakika bekletiyorum. Ben bu işlemi akşamdan yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi ışıktan da anlaşılıyor. 40 dakikanın sonunda hamurumu şimdi bir kere elimle şöyle toparlayıp katlayacağım. Bu şekilde yanlardan çekiştire çekiştire ortaya doğru katlama yapıyorum. Ekmek yapımında bu katlama aşaması önemli. Tekrar üzerini kapatıyorum. Kapağını kapatıyorum ve ikinci 40 dakika sonra ikinci katlamayı yapıyorum. Bunun için ben fırının saatinden yardım aldım. Fırının saatini mer mutfaktan çıktığımda 40 dakikaya kurdum. Tekrar ikinci bir 40 dakikada geldim ve katlama işlemine devam ettim. Bu sefer bu katlayışta ben hamur kartıyla katlamak istedim. Elimi dokundurmadım hamura. Bu şekilde katlıyorum. İkinci katlama da sona erdi. Tekrar kapağını kapatıyorum. Örtüsünü örtüyorum. 40 dakikanın sonunda üçüncü katlamayı yapmak üzere tekrar hamurun başına geliyorum. Bu sefer elimi ıslatarak yaptım. Elinize yapışmıyor. Elinizi ıslatarak yapabilirsiniz. Hamur gerçekten yapışmıyor. Şimdi katlamanın sonunda kapağını kapatıyorum. Hamurumu ve 12 saat buzdolabında bekletiyorum. Üzerine streç kapattım ben. Çünkü kapakta buzdolabına sığmamıştı. Şimdi tezgahımı unluyorum ve hamuru tezgaha alıyorum. Soğuk mayalama yapıldığından hamur oldukça elastik ve çok şirin bir hamur oldu gerçekten. Yani kolay şekil verilir, böyle çok farklı güzel bir forma kavuşmuş. Sıcak mayalamada bazen hamur çok akışkan olabiliyor. Bu şekilde uzun süre mayalanan hamurlara şekil vermesi diğer hamurlara göre daha kolay oluyor. Ekmek hamuru olduğundan sadece hani benim yabancı olduğum bir konu ekmek hamuru. Ama yine de güzel ve başarılı bir sonuç elde ettim. Çünkü ekmek hamuru yağsız olduğundan böyle çok bakın yapışıyor ve çok hassas oluyor. O yüzden şekilli bir şey yapmak isterseniz birazcık nazik ve biraz daha hassas davranmanız gerekiyor ekmek hamuruna. 3 parçaya bölüyorum ben hamuru. Böyle göz kararı eşit, tam da eşit olmadı ama eşit yapmaya çalışırsanız da olur. Hamurların altını unlayın ufak ufak yapışmasın. Evet, bu haldeyken de üzerine yine bir örtü kapatıyorum ve 15-20 dakika kadar tepki mayalanmasını bekliyorum tekrar. Çünkü biraz dokundum hamurlara. Şimdi mayalanan hamurlara hafif hafif şekil verip tepsimi alacağım. Paket ekmeği bu şekilde şöyle dıştan içe doğru katlaya katlaya şekil veriyoruz. Ben elime yapışmasın diye biraz unladım. Unlamasanız da olur ama fark etmez. Eliniz unlamanız bile yeterli gelebilir belki.
ortası kalın, kenarları ince bir form vermeye çalışırsanız güzel olur. Evet, burayı bir tık hızlandırıyorum. Ama hamura yani mümkün mertebe biraz daha nazik ve böyle yavaş hareketlerle dokunursanız çok çok iyi olur. Çünkü mayalı bir hamur olduğundan mayasının sönmesini istemeyiz. Ekmeğimizde gözenekler oluşmasını istiyorsak bu gözenekleri söndürmememiz gerekiyor. Üçüncü bagetimi de yapıyorum. Ben bu sırada fırınımı 230 dereceye ısıtmaya başlamıştım ve içine bir tepsiyle kaynar su koydum. Fırınımın içinin çünkü yoğun bir şekilde buharlı olmasını istiyorum. Ekmek yaparken fırın ısısından çok fırın içindeki buhar çok çok önemli. Fırının kızarmasına da etki ediyor bu. Ekmeğin kızarmasına. Evet, bagetlerimi tepsiye alıyorum. Ve bu şekilde de üzerlerini kapatıyorum. Bir 20 dakika tekrar tepsi mayası olmasını istiyorum. Fırınımız bu sırada ısınmaya devam ediyor. Şimdi güzel bir şekilde üzerinin çatlayıp kızarması için hafif incik un eliyorum üzerlerine. Ve keskin bir bıçakla ya da jiletle şöyle verev çizikler atıyorum. Çünkü bu çiziklerden hafif çatlayıp içinin daha güzel pişmesini istiyorum. 230 dereceli fırına gönderiyorum. Yaklaşık bir yarım saat içinde benim ekmeklerim hazır oldu. Sizin fırınınızın derecesine göre belki daha kısa sürede pişebilir. Son halini paylaşıyorum ekmeklerimin. Bakın çok güzel oldular ve kızarmasını gerçekten çok beğendim. İç dokusunu gerçekten çok çok beğendim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.